Herkese merhaba. Bugün Muğla Çıtlık Mahallesi'nde mavi ile yeşilin bir arada olduğu, turunç bahçelerinin ve ormanın içerisinde çiçeklerin, böceklerin, tavukların, ineklerin yer aldığı 1270 metrekarelik alana tasarlanan 200 metrekarelik evimizi geziyor olacağız. Buyurun başlayalım. Evimize girdiğimizde öncelik olarak bizi geniş ve ferah hissettirebilecek bir antre alanı karşılıyor. Bu antre alanını tabii tasarlarken iç mimarımızla beraber planlamada salon ve giriş alanını bir düşünmeyi amaçladık aslında. Çünkü buradaki yaptığımız planlamada holümüzü dar göstermemek açısından veya aynı şekilde salonumuzu daha geniş gösterebilmek için bu ikisini nasıl bir bağlantı yapabiliriz, nasıl kurgulayabiliriz diye düşünüp araya sadece geçirgen bir separatör tasarladık. Giriş alanının hemen yan tarafında yine aynı şekilde giriş alanımızı etki edebilecek ve ışıktan maksimum şekilde yararlanabileceğimiz tuğla cam görselinin burada açıklığını görebiliyoruz. Yine buradaki dediğim gibi amacım girişimizin hemen yan tarafında gömme olarak tasarladığımız vestiyer alanıyla beraber bu alanımızı aydınlatabilmek. Tabii bu alanı aydınlatırken yine kapıda kullanmış olduğumuz cam olarak açıklığımızda bu alana etki olduğunu söyleyebilirim. Girişimizin ilerleyen tarafında dediğim gibi separatörle ayrılmış bir salon alanı ve bu salon alanı da mutfakla beraber birleşik, özel olarak tasarlanmış ve olabildiğince alanı ve mekanı maksimum şekilde kullanmayı amaçlayarak burayı planladık. Salon alanına geçtiğimizde oturma tarafından her tarafında aslında geniş açıklıklı pencereleri görebiliyoruz. Yani buradan verandaya geçen, bahçeyi görebilen, televizyon ünitemizin yan tarafında dikey olarak planlamış olduğumuz, tasarlamış olduğumuz pencerelerle beraber bu salon, mutfak ve giriş alanını olabildiğince doğal ışıktan faydalandırarak ferah olarak tasarlamış durumdayız. Evimiz genel olarak İskandinav stilinde tasarlandığı için aslında oradan izler görebiliyoruz. Örnek veriyorum, tavanında görmüş olduğumuz ahşap latalar, aynı zamanda pervanemiz yine İskandinav stilini vurgulayan etmenler ve aynı şekilde onlarla beraber oturma grubumuzdaki detaylar, televizyon ünitesindeki detaylar veya duvardaki detaylar stilimizi olabildiğince maksimum şekilde vurguladığını söyleyebilirim. Salonla mutfağımızın arasına da salon alanı ekstra olarak küçültmemesi açısından burada bir oturma alanı tasarladık. Tabii bu bar alanına rahat bir şekilde oturup 6 kişilik bir oturma alanı yapıp ekstra istediğimiz zaman bu masayı içeri doğru sürükleyip daha da küçültüp veya istediğimiz zaman daha da büyütebileceğimiz bir form haline getirdik. Mutfak ve salon alanımızdan da bizim için evimizi en güzel değerlendirebileceğimiz veranda alanına geniş açıklıklarla geçişimizi görebiliyoruz. Evimizin zemin katında ortak kullanım alanlı bir banyo tasarımı ve bu banyodakinde de kendi mobilya atölyemizde üretmiş olduğumuz mobilyaları görebiliyoruz. Zemin katımızda son olarak bir oturma odası ve aynı zamanda yukarı çıkarken merdivenimizin alt tarafında depo ve teknik odası şeklinde tasarlamış bulunmaktayız. Evimizin üst kata geçerken yine buralarda ahşap yoğunlukta olduğu bir merdiven tasarımı ve merdiven alanında da merdiven holünü doğal olarak
aydınlatan bir tuğla cam detayını görmekteyiz. Üst kata geldiğimizde, üst katta daha çok yatma birimlerinin olduğu 3 tane odamız yer almakta. Ve 3 odamızın bir tanesi ebeveyn banyolu ve giyinme odalı, diğer 2 tanesi için de kullanım alanı olarak ortak banyo tasarlanmış bulunmaktadır. Salon ve mutfak alanından çıkış yapabildiğimiz bu veranda alanını özellikle akşam saatlerinde muhtemelen bu evimiz için çok vazgeçilmez ve özel kılacak bir hal alacaktır. Tabii bu veranda alanımızdan peyzaj alanına geçiş yaptığımızda sizleri muhtemelen çok nadir projelerde görmüş olduğunuz jacuzzi alanını göstermek istiyorum. Burada müşterimizin istekleri ve ihtiyaçları doğrultusunda bahçe alanında tasarlanan jacuzzi özellikle yoga alanıyla beraber müşterimizde bu peyzaj alanı ve evimizle beraber çok güzel bir hizmet verecektir. Yaz zamanlarında üst tarafını bir örtüyle kapatıp gölge bir şekilde jacuzzi'nin içerisinde serinleyebileceği ve aynı şekilde üst örtüsüyle beraber rahat bir şekilde yoga yapabileceği bir dek döşeme ve yan tarafında da tabii isteği doğrultusunda hareketli taşınabilir bir mangal alanı görmekteyiz. Jacuzzi ve yoga alanımızın yan tarafında sert zeminin üzerinde yer alan bu oturma alanı müşterimizin muhtemelen sevdikleriyle ve dostlarıyla güzel zaman geçirebileceği bir alan haline gelecektir. Muğla Ula Çıtlık Mahallesi'ni tasarlamış olduğumuz 200 metrekarelik evimizi sizlerle beraber gezmiş bulunmaktayız. Sizler de projemizle ilgili görüşlerinizi ve önerilerinizi bizlere yorum yaparak belirtebilirsiniz. Bir sonraki projelerde görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.